dikkatinizi başka yere kaçırmayın. Peki, bize DAEŞ terör örgütü saldırdığı kadar PKK da saldırıyorsa, ulusal güvenliğimiz için PKK'nın bu saldırılarını nasıl görmezden gelebiliriz? Sadece DAEŞ'le uğraşın, PKK'yla uğraşmayın demek, geçmişte Afganistan'da yapılan hataların tekrar edilmesi demek değil midir? Bu terör örgütlerinin himaye edildiğinin itirafı demek değil midir? Tablo açıktır. Türkiye hem DAEŞ'e karşı hem PKK'ya karşı en ilkeli, en kararlı mücadeleyi yürüten ülkedir. Ve bundan sonra da yürütmeye devam edecektir. Biraz evvel Cumhurbaşkanımız adına şehitlerimize ve gazilerimize devlet övüç madalyası ve beratı töreninden geliyoruz. Kahraman şehitlerimize, kahraman gazilerimize devletimiz ve milletimiz adına gösterdikleri eşsiz fedakarlık için şükranlarımızı sunmak üzere Cumhurbaşkanımız adına madalyalarını ve beratlarını tevcih ettik. Hepsine madalya ve beratlarını tevcih ettikten sonra şehitlerimiz için rahmet dilediğimizi söylediğimizde onlar da bize şunu söylediler: vatan sağ olsun, Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Biz şehit ailelerine dua ederken şehit aileleri milletimize ve devletimize dua etmeye devam ediyorlar. Bu milli birlik ve beraberlik, bu birlik ve dirlik ruhu bizi ayakta tutan, yeryüzünde emsali olmayan, timsali görülmemiş bir güç ve kuvvettir. Bunu korumaya devam edeceğiz. Bakın bu meydanda da etnik kökeni Türk olan, Kürt olan kardeşlerimiz var. Ama hepsinin elinde aynı bayrak var. Aynı devletin eşit yurttaşlarıyız. Aynı vatanın evlatlarıyız. Aynı bayrağın altında bir millet olarak hür yaşama iradesine sahibiz. Ve bu iradeyi en yüksekte tutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlere ve gazilere sahibiz. Onlar eşsiz fedakarlıklar göstererek bize şöyle bir mesaj verdiler: sizler bu ülkede onurlu yaşayasınız diye, bu vatana, bu devlete bir zarar gelmesin diye, milli birlik ve dirliğimizden bir çakıl taşı eksilmesin diye, biz buna göz dikmiş olanlara karşı mücadele ediyoruz. Gerekirse canımızı veriyoruz, şehit oluyoruz ve gerekirse büyük mağluliyetlere uğrayıp gazilik mertebesine erişiyoruz. Ama bunun arkasında büyük bir mesaj veriyoruz: bu ülkedeki birlik ve dirlik bozulmasın. Bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin insanları onurlu ve başı dik bir şekilde gezebilsinler. Biricik varlığımız Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasındaki şerefli yerini korusun. Dolayısıyla bizlere düşen de onların bu vasiyetine uygun olarak bu ülkenin her geçen gün daha ileriye gitmesine koşmaktır, katkı sağlamaktır. Onların birlik, dirlik ve onur içerisinde yaşayalım diye bize bıraktıkları bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmak ve bu bayrağı en yüksekte tutmak bizim için sonsuza kadar, son nefesimizi verene kadar taşımamız gereken bir emanettir. Onun için bir yanda dünyadaki pek çok ordunun hayranlıkla, gıptayla izlediği bir terörle mücadeleye ve bir kahramanlığa imza atarken Mehmetçik, aynı zamanda şu anda olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında ülkemizin imarı için, büyümesi için, kalkınması için, bugünden yarın daha ileriye gitmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Yüreğir Belediye'mizin
Yüreğir'in ve Yüreğir Belediye tarihinin yaptığı en büyük yatırımın açılışını yapıyoruz. 644 konut vatandaşlarımız için, insanımız için yapılıyor. İnşallah bana verilen bilgiye göre Kasım 2018'de bunların teslim edilmesi düşünülüyor. Yüreğir için ne yapılsa azdır. Yüreğir, birliği birliğin, dirliğin, kardeşliğin, bir arada yaşamanın en güzel sembolüdür. Yüreğir, dışarıdan yönetilen her türlü tehdit, taciz, fitneye karşı sarsılmaz bir kardeşlik kalesidir. Onun için Yüreğir'in daha büyümesi için, daha müreffeh, daha güzel bir hale gelmesi için, Yüreğirlilerin hak ettiklerine her geçen gün daha çok kavuşması için daha çok gayret etmeye, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu hizmetlerin hepsi birer virgüldür, nokta değildir. Bunlar ve bunların çok daha fazlasına layıksınız. Bunlar yapılmaya devam edecek. İki şeye ihtiyacımız var. Birincisi birliğimizi ve dirliğimizi korumaya, diğeri çok çalışmaya. İnşallah birliğimizi ve dirliğimizi nasıl koruyacağımızın, nasıl güçlendireceğimizin dersini siz her gün bütün dünyaya gösteriyorsunuz. Bizler de sizlerin verdiğiniz bu emanetlere sahip çıkmak, sizlerin mesajını doğru anlayarak bu mesajın içerdiği talimatı yerine getirmek için daha çok çalışmaya, daha çok gayret etmeye devam edeceğiz. Buradan bir kere daha belediyemizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve Yüreğir Meydanı'ndan Afrin'de mücadele eden Kahraman Mehmetçi'ye selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Allah muvaffak etsin, Allah muzaffer etsin. Avrupa Birliği Bakanımız ve Başmüzakerecimiz Sayın Ömer Çelik'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, temel atma merasimi için Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın Belediye Başkanlarımızı, protokolümüzü sahneye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, Yüreğir tarihinin en büyük yatırımlarından biri. 644 adet sosyal konut. Yüreğir'e hayırlı uğurlu olsun.